Ataşehir'den herkese selamlar değerli arkadaşlar. Şu anda Ataşehir'de izlediğimiz gibi ve GSC Motors'a ait arkamızda gördüğünüz gibi bir adet Fiat Egea aracımız var. Fiat Egea aracımız arkadaşlar benzinli 1.4 litre hacminde. Easy Plus paket bir araç. Arkadaşlar aracımız GSC Motors'a ait. GSC Motors'taki Suat ve Gürkan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aracımızı incelemeye geçmeden önce arkadaşlar eğer kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz, like atarsanız seviniriz. Bildirimleri de açarak arkadaşlar yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Aracımız Fiat ailesinin en ekonomik araçlarından birisi. Easy Plus. Baz versiyonun bir üstü diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu araçta fark olarak işte 4 cam otomatik, klima falan filan biraz daha iyi. Aracımızın biraz da teknik bilgilerinden bahsedelim arkadaşlar. Aracımız dediğimiz gibi 1.4 litre atmosferik bir motora sahip. Benzinli bir araç. Easy Plus paket dediğimiz gibi. Fiat'ın yaygın olan motorlarından birisi. Yani 1368 cm3 hacmindeki 95 beygir gücünde ve maksimum torku da 120 Nm olan bir motoru var arkadaşlar. Aracımızın yakıt tüketimine gelince bu tabii ki fabrika verilerine göre şehir içinde ortalama 7.7 litre, şehir dışında 4.6 litre, karmada da 5.7 litre yakıt yakıyor. Tabii benzinli bir araç olduğu için sınıfına göre 1.4 litre hacimdeki C sınıfı bir araçlara göre de gerçekten ekonomik bir araç. Şunu da bir hatırlatmak isterim. Daha önceden bu aracın 1.3 litre dizel olan versiyonunu da incelemiştik. 2017 modeldi. Bu araç 2019 model. Eğer merak edenler varsa o dizel olan aracı da inceleyebilirler. Aracımızın maksimum hızı 185 km. Ama tabii ki aracımız biraz daha yüksek hızlara da çıkıyor. Sıfırdan 100 km'ye hızlanması aracımızın 11,5 saniye. 1.4 litre bir araca göre de bu gerçekten fena olmayacak bir değer. Aracımızın boş ağırlığı 1150 kilogram. Ayrıca aracımız 45 litre yakıt alıyor. Arka tarafta da 520 litre gibi bir bagaj hacmimiz var. Aracımızın teknik bilgileri böyle. Bir de aracımızı ön taraftan incelemeye başlayalım arkadaşlar. Görüş açısı fena olmayan bir camımız var. Cam sileceklerimizde gördüğünüz gibi aynı şekilde bütün araçlarda olduğu gibi ön tarafta. Çok fazla gizli bir konumda değil. Aracımızın yağmur fıskiyeleri de gördüğünüz gibi ön kaputumuzun üzerine konumlandırılmış. Ön kaputumuz da çok fazla iri değil. Fena değil yani güzel bir ölçüye sahip. Ayrıca güzel de çizgiler de var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle buralarda çizgiler var. Bu çizgiler aynı şekilde böyle yan taraflardan da devam ediyor. Onun haricinde hava girişimiz, ön ızgaramız çok güzel arkadaşlar. Yani görünüş olarak bence güzel gözüküyor. Tam ortada Fiat logosu var, marka logosu. Farlarımızda gördüğünüz gibi aracımızda gündüz led farlarımız var. Onun haricinde normal farlarımızın şekli de fena değil, güzel. Ön tamponumuz gördüğünüz gibi gövde renginde. Alt tarafta da bir hava girişimiz var. 16 inç jantlarımız var. Jantlarımızın içi arkadaşlar çelik jant değil. Ön taraflarımız disk fren, arkalarımız kampana fren. Aracımızın ön tarafında gördüğünüz gibi yan çamurluklarımızda sağ sol sinyallerimiz var. Kapılarımız genişçe güzel. Aynalarımız gövde renginde, alt tarafı siyah. İçeriden elektrik ayarlı. Elektrikten ayarlayabiliyoruz. Yani içeriden düğmelerden aynamızı ayarlayabiliyoruz. Kapı kollarımızda gördüğünüz gibi krom kaplamalı. Aracımızın yan tarafı böyle. Şöyle bir arka tarafa doğru geçelim. Tam tepede gördüğünüz gibi antenimiz var. Aracın üzerinde de çizgiler, kavisler var. Arka camımız da fena değil. Boyut olarak güzel. Şöyle tam ortada gördüğünüz gibi şurada bir stop lambamız var. Onun haricinde cam rezistanslarımız da mevcut aracımızda. Arka kapı kapağımız fazla iri değil. Güzel. Bagaj kapağımızın hemen ortasında gördüğünüz gibi ön taraftaki gibi normal Fiat logosu var. Krom kaplamalı. Ortası bordo renkli. Sol tarafta Egea yazısı var. C şeklinde yan arka stop lambalarımız mevcut. Alt tarafa gelince arkadaşlar gövde rengi tamponumuz var. Tamponun en alt kısmı bıyık gibi siyah şekilde. Ayrıca kedi gözü ısık yansıtmalarımız da var. Şimdi bir de aracımızın arka bagajımızı inceleyelim. Arka bagajımız gerçekten çok güzel bir ölçüye sahip arkadaşlar. Bir amortisörü var burada sağ tarafta gördüğünüz gibi. Onun haricinde tepede böyle bir ışığımız var. Altlarda, yanlarda böyle kadifesi bir keçe gibi yani daha doğrusu izolasyonumuz var. Bu hem ses hem de ısı için faydalı, güzel. Aracımızın şu anda istepnesi üzerinde yok. Gördüğünüz gibi burada normalde istepnesi, kirkosu falan hepsi burada mevcut. Koltuğumuzu yatırdığımız zaman da aracımızın bagajı daha da büyüyebiliyor. Yani arabamıza bayağı büyük alma şansımız var. Şu kısımda çok fazla yüksek değil, fena değil. Yükü koyarken, malzeme koyarken buraya çok fazla zorlanmayız. Bir de şunu da gösterelim arkadaşlar.
Aracımızın arka bagajını arkadaşlar şu altta X2 yazan arka bagajı gösteren bir resim var. Buna iki kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi kendi kendine de bagajımızı açabiliyor. Ama kapatırken manuel olarak elle kapatacağız. Bagaj kapımızın da içi de gördüğünüz gibi izoleli. Aracımızın kapı açılışları da fena değil arkadaşlar. Hassasiyet olarak güzel. Çok ağır değil, hafif bir kapı. Fiat Egea'ların bir kısmında şu kısımlar kumaş arkadaşlar. Bunda plastik. Burada küçük bir cebimiz var, hoparlörümüz var. Burada arka camları açma düğmemiz var. Dediğim gibi bu aracın hem ön camları hem de arka camları otomatik. Kapı açma kolumuzda gördüğünüz gibi plastik. Bazılarında bunlar krom kaplamalı. Aracımızın arka tarafı gerçekten çok geniş arkadaşlar. Yani bazıları oturduğunuz zaman kafanız tavana falan değiyor diyorlar. Ama tabi birazdan onu oturuş pozisyonunu da inceleyeceğiz. Emniyet kemerlerimiz, kafa dayamalarımız. Gördüğünüz gibi 3 kişilik kafa dayaması var. İzofixlerimiz var. Sağlı sollu. Ortada şaft tümsemiz çok fazla değil arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyelim. Ön koltuklarımızın arkasında da gördüğünüz gibi böyle ceplerimiz de mevcut. Arka tarafta aydınlatmamız var böyle. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde şurada bir askılığımız var. Arka tarafta el tutmalı tutamağı yoktur. İki tarafta da yoktur. Şimdi aracımızın bir de oturuş pozisyonuna bakalım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımızın arka tarafta oturuş pozisyonu da böyle. Önde bayağı bir mesafe var. Kafamızın üstünde de yeterli bir mesafe var. Bazı videolarda görmüştüm hani kafamızın üstünde çok fazla boşluk yok diyorlar ama böyle oturduğunuz zaman fena değil yani. Gerçi ben 1.70 boyundayım ama tabi boyu 1.80-1.90 olanlar bütün arabalarda sıkıntı çekecektir. Aracımızın arka tarafı gayet iyi. Aracımızın şimdi bir de ön tarafına doğru geçelim. Aracımızın ön kapısı da aynı arka kapı gibi. Arka kapıya göre biraz daha ağır. İç yapısı da gördüğünüz gibi malzeme kalitesi olarak da fena değil. Bildiğimiz plastik, bakalit. Şurası kumaş. Kapı açma kolumuz gördüğünüz gibi siyah, plastik, bakalit. Dört camımız otomatik. Burada cam kilidimiz var. Camları kilitliyoruz. Burada da sağ sol aynalarımızı içeriden ayarlayabiliriz demiştik az önce. Buradan ayarlayabiliriz bu düğmelerden. Onun haricinde gördüğünüz gibi burada bir hoparlörümüz var. Burada gene bir cebimiz var genişçe. Yani fena ölçülere sahip değil. Onun haricinde koltuklarımız kumaş. Kalitesi de fena değil. Ayrıca arkadaşlar koltuklarımızda gördüğünüz gibi buradan sırt dayamasını, buradan da koltuğumuzu aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Biraz bir şey girelim. Buradan da koltuğumuzu ileri geri yapabiliyoruz. Aracımız manuel bir araç gördüğünüz gibi. Burada da hemen ön kaputumuzu, motor kaputumuzu açma kolumuz var. Direksiyonumuzu aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz buradan. Şurada da arkadaşlar direksiyonumuzun hemen sol tarafında gördüğünüz gibi sis farımız. Onun haricinde burada setting ayar düğmemiz var diyoruz. Buradan da farlarımızı aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Hava menfezleri bir tarafta cama, buradan sürücüye veriyor. Aracımızın gördüğünüz gibi göstergeleri de bu şekilde arkadaşlar. Analog motor devri ve hız göstergemiz var. Onun haricinde şurada ortada LCD ekranımız var. O da yol bilgisayarı görevi görüyor. Onun haricinde göstergemiz de böyle. Lambalarımız var. Onlar da araçta bir arıza olduğu zaman o göstergelerden, ışıklardan da görebiliyoruz. Şöyle kontağımızı kapatalım. Direksiyonumuz elektriğe duyarlı bir direksiyon. Yani şurada bir düğmemiz var. Direksiyonumuzu buradan ayarlayabiliyoruz. Şehir içine girdiğimiz zaman buna basıyoruz. Şehir dışında uzun yola çıktığımız zaman da burada direksiyonumuzu biraz daha sertleştirebiliyoruz. Onun haricinde sol tarafta gördüğünüz gibi sinyal kolumuz var. Ayrıca farlarımızı da buradan açıp kapatabiliyoruz. Direksiyonumuzun hemen sol tarafında böyle düğmeler var. Buradan da yol bilgisayarını kontrol edebiliyoruz. Yani yaktığımız yakıtı, gittiğimiz kilometreyi falan buradan görebiliyoruz. Burada telefon bağlantımız var, multimedya bağlantımız. Zaten konuşma sesimizi de buradan tavandan alıyor. Ortada gördüğünüz gibi kornamız var. Ayrıca direksiyonumuzun ortası airbag arkadaşlar. Bazı araçlarda daha dolu versiyonlarda burada hız sabitlemesi oluyor. Hız sabitlemesinin ayarlarında buradaki düğmelerden yapılıyor ama şu anda bu aracımızda yoktur. Onun haricinde gördüğünüz gibi torpidomuzda düzgün bir torpidomuz var. Hemen şurada da GSC Motors'un bir kartı var arkadaşlar. Yani bu tarz bir araba almak isteyenler GSC Motors'a da müracaat edebilirler. Onun haricinde şurada da gördüğünüz gibi ortada torpidomuzun ortasında böyle güzel bir şık multimedyamız var. Buradan radyo falan ayarlarımızı yapıyoruz. Onun haricinde şuraya bir USB takarak arkadaşlar buradan gene aynı şekilde multimedyamızdan müziğimizi dinleyebiliyoruz. Ses açıp kapama, işte ileri geri alma falan düğmelerimiz de mevcut. Bütün multimedya radyolarda olduğu gibi.
Onun haricinde burada az önce dediğimiz gibi direksiyonumuzun ayarı. Önce şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi silecek kolumuz var. Camımızın sileceğini yağmur yağdığı zaman buradan ayarlayabiliyoruz. Az önce demiştik burada direksiyonumuzun sertlik ayarını yapıyoruz. Şurada arkadaşlar arka bagaj kapımızı açabiliyoruz. Arka bagaj kapağını açmak için birçok olası şansımız var. Hem anahtarımız var, kontağımızdan açıyorduk. Buradan açabiliyoruz. Ayrıca arka bagajın içindeki switch'ten de açabiliyoruz. Burada otomatik kapı kilidimiz var. İçeriden kapılarımızı kilitliyoruz. Dörtlü flaşörümüz var. Burada da yandaki arkadaşlar airbag'imizin iptal olup olmadığını görüyoruz. Buradan klimamızı açıyoruz. Aracın içindeki havayı buradan ayarlıyoruz. İstersek dışarıdan hava alabiliyoruz. Klimayı açtığımız zaman içeriden havayı dolandırabiliyoruz. Burada arka cam rezistansımız var. Böyle de gördüğünüz gibi aracımızın kaloriferinin ısısını ayarlayabiliyoruz. Ayrıca burada ortada da 4 kademeli bir fan devrimiz var. Aracımızın fan devrini buradan ayarlıyoruz. Buradan da sağa sola istediğimiz gibi havamızın akış yönünü ayarlayabiliyoruz. Şurada bir 12 volt çakmaklık çıkışımız var. AUX girişimiz var. Az önce dediğimiz gibi burada bir USB girişimiz var. Aracımızın vitesi manuel arkadaşlar. 6 ileri 1 geri vites. Şu ortada gördüğünüz gibi 2 tane bardaklığımız var. El frenimiz de bu şekilde normal kol. Burada da ileri geri gidip gelen böyle bir gördüğünüz gibi kol dayamamız var. Ayrıca şöyle de açabiliyoruz içini. Gördüğünüz gibi fena ölçülere sahip değil. Tabii ki çok büyük değil. Sonuçta bir araç bu. Aracın içindeki de o kadar olur. Burada böyle bir gördüğünüz gibi arkadaşlar torpido gözümüz var. Torpido gözümüz de gerçekten yeterli bir ölçüye sahip. Aracımızın burasında da bir airbag'imiz var. Sağ taraftaki kapımız da aynı soldaki gibi. Malzeme kalitesi aynı. Bir tane cam düğmesi var. Kapı açma kolu var. Hoparlörü var. Bir de şurada cebi var. Hava menfezlerimiz mevcut. Onun haricinde ön tarafta bir el tutamağımız var böyle arkadaşlar. Burada bir aynalı güneşliğimiz var. Şoför tarafındaki de arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya sadece ruhsatı koymak için böyle bir kemer yapmışlar. Tavanda da sağ sol lambalarımızı buradan açıp kapatabiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Onun haricinde burada bir multimedya konuşmak için mikrofonumuz var. Aynamızda arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Aynamızda ışık karartma yoktur. Şöyle bir sistem yapmışlar. Oradan işimizi görüyoruz. Aracımız Fiat ailesinin en çok satan araçlarından birisi. Hatta yani bu aracı birçok şirketler veya oto kiralamalar bu aracı kilo halinde satın alıyorlar. Kiraya verenler var, şirketlerinde kullananlar var. Ayrıca normalde de bu aracı ben mesela çevremizde ticari taksilere baktığımız zaman da gerçekten sık sık gördüğümüz araçlardan bir tanesidir Fiat Egea. Egea'nın bu kadar yaygın olmasının sebebi arkadaşlar bunlar Türkiye'de üretiliyor bu araçlar. Ayrıca çok fazla sorun çıkartmıyor. Bildiğimiz motorları var bunların 1.4 litre, 1.6 litre. Onlar yani benzinli motorlar bunlar. Onun haricinde 1.3 litre ve 1.6 litre gene dizel motorları var. Bunların hepsi zaten bilindik motorlar. Türkiye'mizde, ülkemizde birçok araçta kullanılan motorlar bunlar. Bu nedenle de bayağı bir şekilde yaygın şekilde tercih ediliyor bu araçlar. 1.4 litre, 1.6 litre benzinli olanı var. 1.3 litre, 1.6 litre de gene aynı şekilde dizel olanları var. Yani opsiyon olarak baktığımız zaman araçlarda hem motor olarak hem de aynı zamanda araçta özellik olarak bayağı bir seçeneklerimiz var. Şöyle bir gölge bir yere çekelim arkadaşlar arabayı. Buraya güneş geldi maalesef. Aracımız güvenlik ve konfor olarak da çok fena değil arkadaşlar. Aracımızda airbag var, emniyet kemerleri var, baş dayamalarımız var. ABS var, ESP var. Yani gerçekten güvenli bir araç. Uzun yola çıktığımız zaman da zaten bu aracı kullanırken yani şehir dışında kullanırken kesinlikle ve kesinlikle hem yormuyor hem de çok böyle güvensiz bir şey yok bu aracın. Güvenli bir sürüş sunuyor insanlara yani. Kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz. Aracın gidiş şekli öyle. Ama tabii ki bu araç güvenlikleri var diye ne bileyim virajları falan güzel diye de çok hızlı gitmeye de gerek yok. Hangi araç olursa olsun yani en iyi en güvenli araç da olsa fazla bir hızlı gittiğimiz zaman maalesef ki kaza riski yükseliyor. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Bu araçlarla uzun yola gittiğiniz zaman çok fazla bir ses sizi rahatsız etmiyor. Tabii ki 110, 120, 130'lardan bahsediyoruz. O hızlarla gittiğimiz zaman kesinlikle ve kesinlikle araçta çok fazla ses yapmıyor. Yani ses izolasyonu da aracımızda çok fena değil. Uzun yolda sizi çok fazla hem başınızı ağrıtmaz hem de üzmez yani o şekilde söyleyeyim.
Şu anda 2021 yılı Eylül ayının başındayız. Bu araçların da ikinci el fiyatları 140 bin liralardan başlıyor. Yani 130-140 bin lira arasında değişiyor aracın durumuna göre, işte kilometresine göre değişiyor. Aracımızda arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu araçta boya yok, değişen parça yok. Ama bu araç hasarlı gözüküyor. Hasarlı gözükmesinin sebebi de arkadaşlar, alttan yere vuruyor bu araç. Alttan yere vurunca da airbagler patlıyor. Yani maalesef böyle bir saçma şey de var işte arkadaşlar. Sigortalar bunu ağır hasarlı olarak gösteriyorlar. Perte çıkartıyorlar falan yani. Bu araçta öyle bir hasar gözüküyor. Tabii ki ama aracın kaportasına, boyasına baktığım zaman kesinlikle değişen yok. Aslında bu araç bir fırsat aracı diyebilirim arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımız da GSC Motors'taki arkadaşlarımız da bu aracı 125 bin lira civarı satıyorlar bildiğim kadarıyla. Tam rakamı bilmiyorum ama eğer araçla ilgilenen arkadaşlar da olursa GSC Motors'u arayarak onlarla irtibata geçebilirler. Zaten kartını da ben köşeye koyarım irtibata geçmek isteyenler olursa. Alınır mı diye sorarsanız bana, kesinlikle eğer kullanacaksanız, binecekseniz bu tarz araçları binebilirsiniz. Çünkü bu araçta kaportada falan bir işlem yoktur, boya yoktur, değişen parça yoktur. Ama tabii ki sigortalar bunları bir airbagler patladığı zaman hasarlı diye çıkartıyorlar. Bu torpido da arkadaşlar şöyle sonuçta orijinaliyle değişmiş bir torpido. Yani bunda yan sanayi falan da değil. Airbagleri falan şu anda full çalışır vaziyette. Yani kesinlikle bu araçlarda yani arkadaşların yaptığı işte bir sıkıntı falan yoktur. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani az önce dediğim gibi gerçekten bir fırsat aracı. Öyle söyleyeyim, Easy Plus olarak geçiyor. En boşun daha dolusu yani. Ama tabii ki üst urban değil. Ama gene de aracımızda klima var, ABS var, ESP var, multimedyası var. Onun haricinde yani güzel özellikler var arkadaşlar. Şimdilik aklıma gelenler bunlar yani. Fena değil araba, aracımız boş bir araç değil yani. Zaten yeni araçların hemen hemen hepsinde de artık yani bayağı bir özellik konuyor. Bu araç hakkında merak ettiğiniz şeyler de olursa arkadaşlar yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince sizlere dönmeye çalışırız, cevap vermeye çalışırız. Belki eksik olduğumuz, hatırlamadığımız şeyler de vardır muhakkak ki. Gene merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince sizlere dönmeye çalışırız. Araç sahibi GSC Motors'taki Gürkan ve Suat arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu aracımızı incelememize izin verdi. Biz de inceledik sağ olsunlar. Aracı merak edenlere de biz de elimizden geldiğince yardımcı olmuş olduk yani. Videomuzu buralara kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız da seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Eğer bildirimleri açmadıysanız bildirimleri de açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu tarz videoları sürekli çekiyoruz. Çekmeye de devam edeceğiz. Onun haricinde arkadaşlar bir kanalımız daha var. Bundan sonra gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri, çarşı, pazar, tatil yerleri diğer kanalımızda paylaşacağız. Diğer kanalımızın ismi de Gezen Balon kanalı. O kanalımıza da bakarsanız, takip ederseniz, abone olursanız seviniriz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.